Selamun Aleyküm Apalastra Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse 300 bin kilometre özel bir video çekmeyi planlıyoruz. Buradaki anlatacağım mesele 300 bin kilometre ulaşana kadar hem tatlı anılarımızı hem de acı hatıralarımızı bir kısmını elimden geldiği kadar uygun bir şekilde anlatacağım. Hem de güzel bir vakit geçirmeyi planlıyoruz. Serüvenin ilk başına, yani arabayı ilk aldığımız zamana meseleye gelecek olursak, bundan yıllar yıllar öncesi dersem abartısız olmaz. Aşağı yukarı 5 senelik ya da 6 senelik bir dönemi kapsamaktayız. Bu arabayı alma amacımız inanın yoktu. Yani Opel Astra G kasayı alma düşüncemiz aklımızın ucundan dahi geçmezdi. Lakin acele ve hızlı bir araba almamız gerektiği bir dönemdeydik. Ayağımızın altını yerden kesen hızlı bir aracın olması lazım. Yani hızlı dediğim, arabayı hızlı bir şekilde temin etmemiz lazım. Bu araba denk geldi, öyle aldık. İlerleyen zamanlarda 3 ay sonra satarız, 5 ay sonra satarız diye planladığımız arabayla yaklaşık 5 seneyi devirmiş bulunuyoruz. Bunda en çok etkili olan benim bir önceki yaşamış olduğum yer Gelibolu'ydu. Orada mahrumiyet bölgesi olduğundan her türlü araba imkanı veya her türlü nimetlere elde etme imkanı yok. Haliyle başka yerlerden gidip alma şansınız var. Bu sebepten dolayı o dışarıdan arabayı alıp oralarda kullandık diyebiliriz. Sonrasında ilerleyen zamanlarda araba vazgeçilmezimiz oldu. Bir hafta dahi araba kullanamadan duramaz hale gelince ister istemez bu arabayı satamadık. Sonra bu arabayı satma fırsatı oldu. O zaman da biz satmadık. Onu da ayrı bir videoda inşallah anlatacağım. Acı ve tatlı anılarımıza baştan başlayacak olursak, yaşadığım en tatlı bir anıyı gösterecek olursak, arabanın kendi arızasını çözdüm. Yani kendi arabamda bir arıza vardı. EGR'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O arızayı çözdüm. O arızayı çözdükten sonra bir video çektim. Bundan yıllar önce. Sonra bazı arkadaşlar denk geldi. Yollarda, petrolde veya hatta bazıları benim bulunduğum yere kadar gelmek istediler ama ben başka yere yönlendirdim. Oraya gittik, buluştuk vesaire. Hiç tanımadığım insanların EGR valfini temizleyip sonra arabayı çalışır hale getirdiğim zaman o adamlardaki oluşan bir gülümseme, tebessüm, ya araba istafet be, ya araba düzeldi gibi, ya bu muydu o kadar masraf ettik de sorun bu muydu denildiğindeki o yaşamış olduğum tatlı anları hiçbir zaman unutamıyorum. Yani hiç unutamadığım anları en başına koyacak olursak bunu diyebiliriz. Acı anılarımız mı daha fazla yoksa tatlı anılarımız mı daha fazla diye soracak olursanız, belki acı anılarımız içimizde derin yaralar bıraktığı için unutamıyor olabiliriz. Ama bu arabayla yaşadığımız çok az acı anılarımız var. İki tanesini dile getirecek olursak, bir tanesi kaza yapmıştık. Hiç istemediğimiz bir şekilde kaza olmuştu. Aşağı yukarı 2 ay 3 aylık bir araba yattı. O sırada çok yıprandık. Yani bir ayda bitecek iş 2 ayda 3 ayda bitmedi. Orada bir ustalarla kapıştık, bir dövüştük. Anlaşamadık. Sonrasında zaten istediğimiz gibi de olmadı. Ayrıyeten bir daha yaptırdık. Yani 10 liralık masraf 30 liraya ancak halledebildik. Öyle diyebiliriz. Yani kazanın meselesi önemli değil. Kazadaki tutar önemli değil. Zaten köpeğe çarptık, yani önemli bir olay yok da. Ama araba bayağı hasar aldı. Sorun şu, arabanın hasar alması da problem değil. Bizim götürdüğümüz arkadaşlar yaparız ederiz, şöyle hallederiz böyle hallederiz diyen adamlar hem parayı aldılar hem de yapmadılar. Yapamadılar, bak yapmadılar da değil. Yapamadılar, becerikleri ustalıkları olmadığından. Biz güvendik götürdük, ne oldu, boşa çıktı. O çok yıprattı. Onun haricinde bu arabada dediğim gibi bir EGR olayı vardı. EGR olayını çözdük. Sonrasında acı olarak hatırlayabileceğim ve acı olarak söyleyebileceğim plastikler. Ne zaman bu arabanın plastik kısımlarından bir yere el atsam hiç iyi şeyler söylemiyorum. Bu da beni çok günaha sokmaktadır. Hangi plastiğe elini atsan kırılıyor, çatlıyor, çatırdıyor, ufalanıyor. Sanki fare kemirmiş gibi. Ya bu kadar kalitesiz olamaz bir plastik. Ama motor aksamına geldiğin zaman, şanzıman aksamına geldiğin zaman, o direksiyon sistemine geldiğin zaman, o süspansiyon sistemlerine geldiğin zaman inanılmaz bir araba sürüşü, araba keyfi veriyor. Aynı arabada ise dandik plastikler var. İşte dandik plastikler bir acı hatıra olarak kalmıştır diyebiliriz.
Onun haricinde acı olarak pek fazla anım olduğunu hatırlamıyorum. Arada sırada bazen kapısı bozuluyor, bazen ne bileyim şu cam açma düğmeleri bozuldu, elektrik kısımlarında bazı problemler oldu. Onların her birinin yenisiyle ya da çıkmasıyla değiştirerek sorunları hallettik. Bunlar acı sorunlar değil. Çözülemeyen problemler acı sorun. O acı sorunların en başında plastik gelmektedir. Haricinde tatlı anılarımızı da anlatacak olursak, hani anlatırken aklıma geliyor. Bu arabanın aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam bir EGR problem vardı. Onun haricinde hiçbir problemi yoktu. Aradan biraz zaman geçti. Yani bu olabilecek bir şey. Yapacak da bir şey yok. İçinde antifriz olmasına rağmen motor yağına su karıştı. Yani conta yaktı. Bu yaklaşık 3 ay sonra, belki 4000-5000 kilometre sonra olan bir olaydı. Bir o tatlı anım olarak hani çoğu kişinin acı anısıdır veya bir problemli anısıdır, masraflı anısıdır ama benim tatlı anım oldu. Çünkü sizlere video çekmeye başladığım zaman da tam o zamana denk geliyor. Yani eğer bu araba conta yakmasaydı, yani arabanın onarım şeylerini göstermeye başlamasaydı muhtemelen bu videoların hiçbirini çekmeyecektik. Beni de birçoğunuz tanımayacaktınız. Araba ne zaman conta yaktı, ondan sonra ben video çekmeye başladım. Tabi ondan önce birkaç video var. Bu su genleşme kabını değiştirdik vesaire. Bunların da her biri biber oldu, tadı tuz oldu diyelim. Önceden de çalışmışlığımız vardı Allah'a şükür. O yüzden sizlere evde yapabileceğiniz şekilde videolar çekmeye başladım. Hem bazı meseleler var evde yapma ihtimaliniz olmayanlar. Onların birçoğunu paylaşmadım. Mesela ön göğüslüğün komple sökülmesi. Bunu evde sökecek bilmiyorum baba yiğit var mıdır? Ha varsa zaten söker videoda gerek kalmaz. Onun haricinde tatlı anımız olarak birçok arkadaşımızın keyifli zamanına veya diploma alma zamanına gittik. Veya birçok mezuniyet zamanlarına gittik. Sonrasında son sınavlarına veya atama sınavlarına hep bu arabayla gittik. Öyle de denk geldi. Onun da öyle bir tatlı anısı var. Onun haricinde birçok bebekleri kucağımıza aldığımız bu araba oldu. Tatlı anı olarak çok anımız var. Saysak bitmez, anlatsak bitmez. Sadece bunları bir nebze hatırlatmak amacıyla çektim. İnşallah hem kendim hatırlayacağım hem de o zamanlarda yaşayan arkadaşlarımızın da tatlı anılarını hatırlatarak yüzlerine bir tebessüm oluşturmayı düşünüyorum. Son bir cümleyle artık videoyu tamamlayacağım. Dediğim gibi 300 bin kilometreye özel bir video. Bu videoların en başından en sonuna kadar ömrüm yettiğince çekmeye çalışacağım videoların hepsi, istisnasız hepsi kendi anılarımı biriktirmek için. Kendi anılarımı YouTube ortamında, internet ortamında toplayıp yıllar sonra ya bak görüyor musun? Şurada şunu yapmıştım, şurada şu arabaya çok uğraşmıştık deyip gülebilmek, anabilmek için. Bundan 5 sene önceki çektiğim videolara baktığım zaman birçoğunda anlatılan konuyu izlemiyorum. Birçoğunda anlatılan konuyu takip etmiyorum. Ya ne kadar gençmişim, yaşlanmışım diyorum. Ne kadar daha çocuksuymuşum, ilerleyen yaşlarıma doğru daha olgunlaşmaya başlamışım diye bakıyorum. O yüzden dolayı bazı arkadaşlar çok yanlış konuşuyorlar, hatalı konuşuyorlar. O hataların, kötü konuşmaların hepsini kendilerine iade ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer Allah nasip ederse bir problem olmazsa pazartesi yani yarın arabayı satacakken neden vazgeçtik? Onu anlatmayı planlıyorum inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Saygılar ve sevgileriyle görüşmek üzere.